Abi. İyi misin? Ne oldu ya? Ulan ne oldu? Patlattın yine bombayı. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Tamam, bekle ben sana bir su getireceğim. Abi yapma sana abi yapma. Çocuğun korkudan içeri eline düştü zaten yapma. Abime diyeyim. Abim diyeyim. Bizimki uyandı diyeyim. Sonra aşağıdakilerin bir kısmını göndereyim. Ben bir abimle konuşayım. Yaklaşma. Ya iyisin değil mi? Bak, bak vallahi hastane falan dedim ama baban gerek yok dedi. Hastane diyeceğine kadar yediğin haltı söyleseydin ya. Allah Allah, ben zaten bir şeyleri konuşarak hallediyor olabilseydim bunlara hiç gerek kalmazdı. Ah canım benim ya. Büyük aile draması vallahi. Bir iyilik yapalım dedik, başımıza gelenlere bak. Şişt, tamam tamam, kavga icat etme şimdi, al. Al bakalım sen iç suyunu. Babam hallediyor her şeyi. Babam, nerede babam? İçeride yakanı paçanı kurtarıyor. Olmaz, olmaz tabii. Oğlum bu arkadaş da pek makul birine benzemiyor ki. İyi benzettin. Sen hiç konuşma. Bir dakika. Vallahi oldu bu iş. Aslan baba benim ya, ben seni hak edecek. Ne yaptım ya gerçekten? Hediye falan mı alayım ya babama? Bir saat falan. Tesbih seviyorum. Elim ayağım titriyor. Neyse bu da tatsız bir anımız da geride kaldı değil mi? Ama sen şu açıklamayı yapmasan ben sana yardımcı olurdum biliyor musun? Ya şimdi moralini bozmak gibi olmasın ama... abimi tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Bence sen bu gölge oyununu biraz farklı yorumluyorsun. Ben de senin moralini bozmak istemem. Benim babam tatlı dillidir. Senin abini bile ikna eder. Ama sen korkma. Sana da iyi davranacağının sözünü almıştır kız. Neyse. Gidelim abi ya. Kendine iyi bak. İyi geceler. İyi geceler. Nereye kadar bu pembe rüyalar?